Kerim. Sen hala hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? Seni hayatımın sonuna kadar asla affetmeyeceğim. Senin vicdanını rahatlatman için etrafımda dolanmana da izin vermeyeceğim. Uzak dur benden. Şimdi karşımda ağlıyorsun ya. Bir nebze vicdanım sızlamıyor. Çünkü seni her gördüğümde beni terk eden annemi, bana kötülük yapan, beni istemeyen kadını görüyorum. Kendi iyiliğin için bir daha karşıma çıkma. Çıkma ki sana olan nefretim şu haliyle kalsın. Çünkü bundan sonra yapabileceklerimi ben bile kestiremiyorum. Yavrum, mahvettik köyde. Hadi, hadi evimize gidelim, hadi. Daha tam yerleşmedik ama ben senin odanı yarım saatte hazırlarım. Yeni evinde mışıl mışıl uyursun. Hadi Cennet. Şimdi eve gitmese daha iyi sanki. Hayatım, istersen bize gel. İstersen seni bir otele yerleştireyim. Sen karar ver. Nasıl rahat edeceksin? Biliyorum. Benim için çırpınıyorsun. Ama bunu kendi başıma halletmem gerek. Neyi? Baba! Ya kızım. Beni evine götür. Tabii kızım. Orası senin evin. Cennet! Hadi baba gidelim. Tamam babacığım, hadi. Cennet git! Cennet! Bırak oğlum. Nasıl bırakayım? Mukaddes teyze. Bırak. Göreceği hesabı var da. Bırak ona da döksün öfkesini. Eve gidecektik. Seni ilk kez cezaevinden çıktığımda görmüştüm. Damdan düşer gibi ben senin babanım demiştim. Öyle yapmıştım değil mi? Ama biliyor musun? Garip bir şekilde inanılmaz mutlu olmuştum içten içe. Çünkü babam sandığım kişiyi hiç görmemiştim. Bir babam vardı. Ama ölmüştü. Ta ki sen karşıma çıkana kadar. En çok neye sevindim biliyor musun? Babam olduğunu öğrendiğin anda ben senin babanım kızım demiştin. Evet. Sen benim kızımsın. Evet. Kızınım.
kupkuru. Anlamsız bir söz işte. Senden özür dileyecek yüzüm yok. Ama ben her şeyi seni korumak için... sen daha fazla üzülmeyesin diye yaptım. Baba, ben boğuluyormuş gibi hissediyorum. Nefes alamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kimsem yokmuş benim. Olur. Senin aslan gibi bir babam var karşında. Evet, babam var. Bana yalan söyleyen bir babam var. İyi olamayacağımı biliyorum. Ölmeyi bile beceremiyorum ben. Sakın. Sakın bir daha aklından geçirme oğlum. Zeynep, o hayatta kendi canından daha kıymetli hiçbir şey yok. Öyle mi? Çok mu seviyorsun beni? Evet. Dünyayı karşıma alacak kadar. O zaman seni affetmem için bana tek bir şey söyle. Öyle bir şey söyle ki bana bütün bu olanları arkamda bırakabileyim. Sarılayım sana. Affedebileyim baba. Hadi bir şey söyle. Bir şey söyle baba, bir şey söyle bana. Dur, gitme ne olur. Ya neden? Çünkü sen benim bu dünyadaki tek varlığımsın. Bırak beni. Bırakma. Bırakamam. Geçmiyor. Bana bir şans ver. Hayır. Cennet. Ben seni kaybedemem. Kaybedemem seni.